Arkadaşlar merhaba. Bir cumartesi günü Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa kampüsündeyiz. Buradaki pistimizde Yeti Racing Formula 3'ün aracını kullanacağız. Bu arada Formula 3'ün araçları bana çok uzak bir şey değil. Çünkü ben de 2011 senesinde University of Perth okurken Formula 3'ün aracın yapımında, 2011 senesindeki aracın yapımında, tasarımında, kullanımın hepsine dahil olmuştum. O yüzden hani benim için bu arabayı kullanmak güzel, ilginç bir tecrübe olacak. Sabırsızlıkla bekliyorum. Buradaki arkadaşlar güzel bir motorsporu günü düzenliyorlar şu anda. Birçok pilot olsun, birçok vlogger arkadaşımız, ilgili bu işi seven arkadaşımız burada. Onlarla güzel bir gün geçireceğiz. Bakalım nasıl olacak, bekliyoruz. Arkadaşlar. Yoruldum lan. Çok zevkli ama. Hızlı kullandıkça daha da kolaylaştı kullanmasam. Arkadaşlar çok güzel bir iş yapmışlar. Evet biraz prova detayında biraz sıkıntı var ama pistin bulunduğu durum, ondan sonra lastiklerin bulunduğu durum tabi elverişli değil ama evet. Teşekkür ederim arkadaşlar. Evet. Sizden bekliyorum. Haberler sizde. Nasıl gözüküyordu? İyiydi, çok iyiydi. Yalnız galiba yukarı viteslerle kaldınız. Çünkü normalde gaz açtığınızda çıldırır araba. Ya şöyle, 1-2 ile 90 yaptığı için 1 ve 2 kullanırsanız gülselebilirsiniz. 2'de kaldığınız için hep şey yapıyordu. Gelmiyordu yani. Tork yapmıyordu. Ama lineer oldu en azından arabayı anlamamız. Tabii yok, güzel, zevkliydi. Yoruyor ama değil peki mi? He? Yoruyor değil mi? Tabii normaldir. Bir de bilmiyorsun arabayı. Şeyin direksiyonu sert kalktım. İlk şeyim o benim. Ne düşünüyorsunuz? Çok sert mi gerçekten bizim de şartımız var yoksa... Yani yok, bizimki çok daha yumuşaktır canım. Bizimki buna kıyasla Rolls Royce gibi ya. Yani baktığın zaman. Tabii bizim aşırı sert. Bunu bu sene kesinlikle optimize edeceğiz ya. Bu kadar kastere gerek yok. Evet. Zaten ilk hedef o. Hatta kaster üzerinden değil de Jason'da. Pneumatic trail üzerinden hareketli. Kasteri de azaltacağız. Pneumatic trail'ı da azaltıp oradan momentten şu arkadaşın rahat dönmesini ya, sağlayacağız yani. Sene başında hep söylemişler. O kadar kaster fazla. Bana işte spor yaparsın, kas yaparsın. Yok. Bu yani şey, kendinize eziyet edersiniz. İnanır mısınız biraz yoruldum.
Niye yoruldum? Çoktandır üstü açık araba kullanmamışım belli ki, böyle go-kart var araba. Tabi aracın, hani çocuklar hakkı demek istemiyorum ama aracın tasarım konusunda direksiyon sertliği vesaire vesaire, aşırı kaster falan zaten konuşuyorduk onları. Muhtemelen onları yayınlayacağız. Biraz fazla ama genel olarak aracın tutunuşu falan, hızlanması motor tarafında çok güzel çalışmışlar belli. İşte hep bahsettikleri şey şasi tarafında geliştirme yapmaları lazım ki zaten ona çok katılıyorum. Onlara da bu konuda destek olacağım zaten. Ama güzel bir makine yani, küçük bir güzel bir makine açıkçası baktığınız zaman. Keyif almak için, zevk almak için zaten muazzam bir proje. Bakalım öğleden sonra tekrar bineceğim. Orada biraz daha zorlamaya çalışacağım. Tabii şu anda arabayı çok düz kullanıyorum. Böyle kaydırarak kullanmıyorum. Kendi bildiğim gibi kullanıyorum. İşte öğleden sonra bakalım biraz daha arkayı kaydırıp gidebilir miyiz? Çünkü sanıyorsam aracı kendi etrafında öyle döndürmek lazım. Benim pek alışık olmadığım bir tarz ama... Burada Yağız gibi insanlar varken bu an düşmez hale gitmek. Onlar doğuştan verileceğim. Ben işte doğuştan pisçiyim. Neyse, genel olarak güzel bir ilk deneyimdi benim için. Ellerim biraz alışması lazım tabii ki. Çoktan dediğim gibi böyle bir araç kullanmıyorum. Genel olarak beğendim. Genel olarak güzel. Arkadaşlara da tebrik ederim hakikaten. Ondan sonra öğleden sonraki seansa bakalım ne olacak. Evet, şimdi... Maksat aracın yön değiştirme kabiliyetini, ardı ardı yön değiştirme kabiliyetini ölçmeye çalışıyorum. Aslında bir yandan diferansiyel nasıl çalıştığını anlamaya çalışıyorum. Çünkü genel olarak aracın bir itme sıkıntısı var her daim. Gazda iterken, gazdan çektiğin zaman ama belki... Tamamen... Gaz çekme olan bir şey, yön değiştirme kabiliyeti varsa aracı güzel ama sanki genel olarak ya gitme sıkıntısı var. Şimdi tabii doğru yaptığım zamanlar da var, bilerek yanlış yaptığım zamanlar da var. Belli oluyordu muhtemelen. Siz önce dışarıdan ne gözlemliyorsunuz onu söyleyin. Ya daha lineer gidiyorsunuz tabii slalomla da. Sonlara baktığım zaman şu an lastikler ancak yeni ısınmış. Bundan sonra ısınacaktı bu arada söyleyeyim. Hala çünkü soğuk. Arka ısınmış. Yani doğal olarak her zamanki sıkıntılı duruma gidiyor şu an. Arkanın ısısı artıp ön soğuk kaldığı zaman zaten understeer daha da understeer'a gitmeye başlıyor. Ama onun dışında bir problem yoktu. Çok daha lineer gidiyordunuz yani. Tamam. Ama tempo bir level daha artabilir sanki solumda, değil mi? Ya şöyle, o zaman da kaydırarak dönmek oluyor. Şimdi. Evet, yani bir level daha sanki tempolu dönüyoruz gibi hissediyorum şeyi, slalomu. Normalde, aa, realde. Tabii yani. Burada şu an lastikte soğut. Onun da çok, çok büyük etmeni var. Normalde pist ısınıyor. Bunu kullandım bile farklı. Hani onun için ben bir şey diyeceğim. Çünkü hava soğuk. Lastik soğuk. Şu an belki de olabilecek en ideal şeylerdeydi. Sizce gazla sevmiyor dedik. Siz neler diyorsunuz? Kesinlikle dönmek için ayağını çekmen lazım gazdan. Ayrıca önünü döndürmek için.